Bu video piton tarafından saldırıya uğrayan iki küçük kardeşin hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ağustos 2013'te Kanada'nın New Brunswick eyaletinde bulunan sakin bir kasabada Connor ve Noah adlı iki küçük kardeş sıradan bir çocukluk macerasına atılacaklarını düşünerek arkadaşlarının evine oyun oynamaya gittiler. Bu neşeli gün kısa sürede bir kabusa dönüştü. Gün bir çiftliği ziyaret ederek ve hayvanlarla oynayarak başladı. Çiftlik macerasının ardından arkadaşların dairesine döndüler. Bu daire Reptile Ocean adında bir sürüngen dükkanının üzerindeydi. Dükkanın sahibi Jean-Claude sürüngenler hakkında çok şey bilen ve onlara iyi bakan biri olarak görülüyordu. Dükkanında çocukların hayal gücünü cezbeden pek çok ilginç sürüngen ve yaratık bulunuyordu. Ancak bu hayvanlar arasında trajik bir hikayenin parçası olacak devasa bir Afrika kaya pitonu da vardı. Bu piton yıllar önce Kanada Yaban Hayatı Servisi tarafından bulunmuş ve yeni bir yuva arayışı içindeydi. İlk başta yılanı Mountain'daki Magnetic Hill Hayvanat Bahçesi'ne göndermek istemişlerdi. Ancak hayvanat bahçesi uygun bir muhafaza sağlayamadı. Bunun üzerine Jean-Claude yılanı yanına almaya karar verdi. Ancak kimse bu görünüşte iyi niyetli hareketin 10 yıl sonra yürek burkan bir olaya yol açacağını bilmiyordu. Jean-Claude, John için dairesinde özel bir cam tank inşa etmişti. Bu tank zeminden tavana kadar uzanıyordu. Ancak bu karar büyük bir hata olacaktı. Eyalet pitonların evcil hayvan olarak tutulmasına izin vermiyordu ve Jean-Claude'ın gerekli izinleri yoktu. Bu onun ikinci büyük hatasıydı ve iki masum çocuğu içeren korkunç bir trajediye yol açacaktı. O kara günün gecesinde Jean-Claude'ın oğlu ile oyun ve kahkaha dolu bir gün geçirdikten sonra Noah ve Connor oturma odasında uyuyakaldılar. Genç arkadaşlar yaklaşan tehlikeden habersiz kendi odalarında huzur içinde uyuyorlardı. Ancak büyük bir tehdit yakınlarındaydı ve huzurlu gecelerini bozmaya hazırdı. Devasa kaya pitonu cam muhafazasından kaçmayı başarmıştı. Sessizce muhafazanın iç yapılarından ilerleyerek kapağa ulaştı. Ardından kapağı yerinden çıkartarak özgürlüğüne kavuştu. Titreşen dili ve keskin gözleriyle yılan odayı geçerek yüksek bir havalandırma deliğine doğru ilerledi. Çekici bir koku yolunu yönlendiriyordu. Kimsenin bilmediği şekilde Jean-Claude birkaç gün önce havalandırma filtresinin kapağını çıkarmıştı. Masum görünen bu hareket trajik olaylar dizisindeki üçüncü ölümcül hata olacaktı. Yılan dikkatlice başını açık havalandırma deliğinden soktu. Merakla dolu tanıdık olmayan kokuları keşfetti. Ardından havalandırma sisteminde yavaş ve metodik bir şekilde ilerlemeye başladı. İki kardeşin huzur içinde uyuduğu odanın üzerinde bulunan dar borularda sessizce hareket ediyordu. Kıvrımlı vücudu dar alanlara uyum sağlıyordu. Ancak 45 kilo ağırlığında ve 4.3 metre uzunluğunda olan bu devasa yılan havalandırma kanallarının taşıyamayacağı bir ağırlığa sahipti. Aşağıdaki masum kardeşler yan yana huzurla uyurken tehlikeli geri sayım başlamıştı. Yılan farkında olmayan çocukların tam üzerinde duruyordu. Sonunda havalandırma sistemindeki kırılgan tavan paneller dayanamadı ve devasa piton aşağıya düştü. Yılan şok edici bir kuvvetle kardeşlerin üzerine indi. Karanlık odada dehşet verici durumun tam olarak farkına varamadan yılanın güçlü kıvrımları onları sarmaya başladı. Ve oracıkta kaderleri mühürlendi. Yılan, Connor ve Noah'ı çok sert bir şekilde sıkmaya başladı. Güçlü kaslarıyla onları kontrol etmeye çalışırken tekrar tekrar ısırıyordu. Çocuklar yardım için çığlık atmaya çalıştılar ama sesleri çıkmıyordu. Sadece birkaç dakika içinde yılanın sıkı tutuşu onların hayatlarını aldı. Nefes alamıyorlardı ve bilincini kaybetmeye başladılar. Kısa süre sonra da dev yılanın pençesinde cansız kaldılar. Ertesi sabah Jean-Claude çocukları kontrol etmek için indiğinde bir şeylerin ters gittiğini anladı ve hemen onların yattığı yere doğru koşmaya başladı. Tavan üzerlerine düşmüştü ve solgundular. Boyunlarında ve göğüslerinde ısırık izleri ve morluklar vardı. Yaralarından kan sızıyordu. Panik içinde Jean-Claude hemen yan tarafta yaşayan ailesini aradı. Aile yardım etmek için hemen eve geldi. Ancak çok geçti. Acılı aile yardım için ilk yardım ekiplerini aradı. Jean-Claude ise korkudan ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ambulans ve polis geldiğinde kapıyı açarken titriyordu ve elleri kan içindeydi.
Yılan ise çoktan gitmişti. Ertesi gün doktor çocukların ölümüne yılanın neden olduğunu açıkladı. Connor'ın boyun kaslarında çok sayıda yara, morluk ve kanama vardı. Noah'ın vücudunda ise ısırık izleri bulunuyordu. Doktorlar çocukların boyunlarını yılanın çok sert sıkması sonucu öldüğünü söylediler. Yılan uyutuldu ve bir otopsi yapıldı. Yılanın içinde garip bir şey bulunmadı ve en az bir gün boyunca yemek yemediği ortaya çıktı. Ancak bu durum önemli bir soruyu da gündeme getirdi. Bu korkunç bir kaza mıydı yoksa daha kötüsü mü? İnsanlar bu konuda farklı görüşlere sahipti. Kentucky Hayvanat Bahçesi'nin müdürü Jim Harrison, büyük bir yılanın iki çocuğu birden sıkmasının mümkün olduğunu söyledi. Yılanın çocukların o gün çiftlik hayvanlarıyla oynarken üzerlerine bulaşan kokudan etkilenmiş olabileceğini düşündü. Ancak yılan uzmanları aynı fikirde değildi. Pitonların genellikle böyle saldırmadığını söylediler. Jean-Claude'un önerdiği gibi yılan çocukların üzerine düşse bile hemen saldırmazdı. İki çocuğu kimse duymadan ya da görmeden öldürmek neredeyse imkansızdı. Ve bu durum olayı şüpheli hale getiriyordu. Yılanın çocukları yemeye çalıştığına dair hiçbir kanıt yoktu. Bu yüzden bu normal bir avcı saldırısı gibi görünmüyordu. Belki de yılan tavandan düştükten sonra tehdit altında hissetti. Ancak bunu asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Polis daireye geldiğinde Jean-Claude dışarıda dolaşıyordu. Ellerinde kan vardı. Ama bu kanın onun mu yoksa çocukların mı olduğu belli değildi. Eğer onun kanıysa neden kanıyordu? Yılanla mı mücadele etmeye çalışmıştı? Yoksa tavanda mı yaralanmıştı? Yoksa başka bir şey mi olmuştu? İlk başta bunun korkunç bir kaza olduğu düşünüldü. Ancak 18 ay sonra Şubat 2015'te Kraliyet Kanada adlı polisi Jean-Claude'u ihmal suçuyla tutukladı. Ancak Kasım 2016'da yapılan bir jüri duruşmasında suçsuz bulundu. Mahkemenin kararı ne olursa olsun bir anne ve baba o gece iki sevgili oğullarını kaybetmişti. Onları geri getirmek mümkün değildi. Çocukların annesi olan Mandy'nin paylaştığı yürek burkan fotoğraflar onların her zaman ne kadar mutlu olduklarını gösteriyordu. Özellikle bir fotoğrafta iki kardeş yılan kafesini temizlerken üzerleri ıslak ve gülümserken görünüyorlardı. Kardeşler komşularının evini ziyaret etmeyi ve sürüngenlerin etrafında olmayı çok seviyorlardı. Sonuç olarak mahkemeler bunun korkunç bir kaza olduğunu hükmetti ve başkalarının da bundan ders almasını umdular. Ancak hiçbir şey o iki çocuğu geri getiremezdi ve sevdikleri bu acıyı sonsuza kadar taşıyacaklardı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.